Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wo bist du ve wohin gehst du? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki dersimizde bununla ilgili değil mi, akusatif mi, datif mi olup olmadığını ne yapmıştık? Bulmaya çalışmıştık ve ne yapmıştık? Artikellere göre bunun, bu sorunun yanıtını bulmaya çalışmıştık. Burada bu öğrenilen şeyleri pekiştirmeye çalışacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi tahtaya baktığımızda arkadaşlar, burada iki soru yapısını görüyoruz. Bunlardan birisi Wo bist du, değil mi? Wo bist du, neredesin, değil mi? Diğer soruya baktığımızda Wohin gehst du, yani nereye gidiyorsun? Bunları daha önceden görmüştük. Ancak bu soruların altında yatan bir hatta iki gramer yapısı var. Neydi bu gramer yapıları? Bakın, Wo bist du, neredesin derken datifliği gerektiriyor değil mi? Yani nerede derken ne yapıyorduk arkadaşlar? De ve das, hatırlayacak olursak, dem'e dönüşüyordu. Die ne oluyordu? Der'e dönüşmüş oluyordu, öyle değil mi? Peki wohin? Wohin neydi? Nereye, değil mi? Burada çok ufak bir dönüşüm vardı. Akusatiflikti bunun da gramer yapısındaki, değil mi? Ya da altyapısında diyelim. Ne oluyordu? De'ne dönüşüyordu. Diğer artikeller de olağan şekilde kalıyordu. Şimdi ben bunu söylediğimde çok böyle ezbere bilgi gibi geliyor olabilir size. Bu sebepten size bu konuyu çok iyi bir şekilde kavramamızı sağlayacak örnek cümlelerle pekiştirecek bir dersi sunuyorum arkadaşlar size. Hazırsanız dersimize başlayalım. Şimdi ilk örneği geçerken arkadaşlar, öncelikle buraya bir bakalım. Das Museum adı üstünde zaten, değil mi? Anlaşılır bir şekilde. Das Museum ne demek? Müze demek. Şimdi Wo bist du, neredesin diye soracak olursak, neredesin? Ben diyeceğim ki ben müzedeyim. Dolayısıyla ben müzedeyim derken Das Museum ne olacak arkadaşlar? Das neye dönüşüyor datiflikte? Deyime dönüşüyor. Peki in ile beraber birleştiğinde in ve deyim ne olacak? Im Museum. Dolayısıyla ben müzedeyim, yani müzenin içindeyim diyecek olursak Ich bin im Museum sorusunun, değil mi? Bu sorunun yanıtı demek ki Wo bist du? Ich bin im Museum cevabıymış. Peki nereye gidiyorsun diye sorduğumda, bakın burada bir yönelim var. Dolayısıyla wohin neydi? Akusatiflikti. Dolayısıyla buranın tamamı, bakın sağ tarafın tamamı akusatiflikken sol tarafta datiflik. Neden? Çünkü wo sorusunu sormuş oluyoruz. Şimdi sağ tarafa baktığımızda, yani wohin gehst du sorusunun yanıtına baktığımızda diyoruz ki ben müzeye gidiyorum. Dolayısıyla bakın burada das Museum olduğundan dolayı tekrar in ile beraber kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ich gehe in das Museum dememe gerek kalmıyor. In ve das'ı birleştiriyorum. Ne oluyor? Ins Museum oluyor. Dolayısıyla ben müzeye gidiyorum derken ich gehe ins Museum demiş oluyorum. Burayı bir tekrarlayacak olursak arkadaşlar, demek ki das Museum neymiş? Müze demekmiş. Ben tabii şunu da altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Ben bu yönelimleri yaptığımda, ta bunu ben artikeller konusunda da söylemiştim, mutlaka ama mutlaka ilgili artikeli bilmem gerekiyor. Çünkü ben artikeli bilmezsem çok havada kalan bir cümle olur ve bizim arzu etmediğimiz bir şekilde ifade etmiş oluruz. Dolayısıyla bizim amacımız ne? Almancayı öğrenmek, doğru öğrenmek. Dolayısıyla artikeller çok ama çok önemli. Das Museum demek ki müze demekmiş. Wo bist du, neredesin? Müzedeyim derken Ich bin im Museum. Peki wohin gehst du, nereye gidiyorsun? Ich gehe ins Museum. Sonraki kelimeye bakalım arkadaşlar. Das Theater. Evet, das Theater, tiyatro, değil mi? Dolayısıyla şimdi Wo bist du, neredesin diyoruz. Evet, sorumuz nerede? Diyeceğim ki ben tiyatrodayım. Tıpkı Ich bin im Museum, değil mi, örneğinde olduğu gibi diyeceğim ki ben
tiyatrodayım. Ne olacak das Theater? Das neyi dönüşüyordu datifte? Dime. Dolayısıyla im ve dim birleştir. Ne oldu? İm. İm Theater, tiyatronun içinde. Ben tiyatronun içindeyim. Değil mi? O anlama geliyor. Dolayısıyla ich bin im Theater, tiyatrodayım. Ich bin im Theater, wo bist du sorusunun yanıtıymış. Peki nereye gidiyorsun sorusu? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Tiyatroya gidiyorum. Bakın das Theater in gelecek. Tiyatroya gidiyorum. Dolayısıyla ich gehe ins Theater. In ve das birleşmiş ve ne olmuş? Ins Theater. Bakın burada ama durum akusatif. Yani akusatifte das ne oluyordu? Das şeklinde kalıyordu. In ve das birleştir. Ins. Dolayısıyla ins Theater. Ben tiyatroya gidiyorum. Ich gehe ins Theater demiş oluyorum. Tabii arkadaşlar Almanca'da ben ich gehe ins Theater derken şu anda tiyatroya gidiyorum anlamı taşıdığı gibi tiyatroya giderim anlamı da geniş anlam anlamına da gelebiliyor. Yani ben tiyatroya giderim diyebileceğim gibi ich gehe ins Theater tiyatroya şu anda gidiyorum anlamı da taşıyabiliyor. Artık burada o yapının içerisinde ne anlatmak istediğim ya da karşımdaki ne anlatmak istiyorsa onu o kompozisyon içerisinde inceliyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde o anlamı çıkartmış oluyoruz. Bu sefer buraya baktığımızda der Arzt. Evet bunu meslekler konusunda görmüştük. Der Arzt neydi arkadaşlar? Der Arzt. Doktor demekti. Şimdi ben wo bist du sorusunun yanıtını cevaplayacağım. Değil mi? Diyeceğim ki neredesin? Ben doktordayım diyeceğim. Bakın ben doktordayım derken bei yapısını kullanmam gerekiyor. Şimdi der datifte değil mi? Wo datifliği gerektiriyor. Der die dönüşüyor. Dem'e dönüşüyor. Dolayısıyla ne olacak? Bei ve dem birleştir. Beim. Beim Arzt. Doktorun yanındayım. Dolayısıyla ich bin beim Arzt. Ben doktorun yanındayım demiş oluyorum. Yani evet. Bei ve dem birleşmiş. Beim olmuş. Peki nereye gidiyorsun derken wohin gehst du? Bakın bu sefer doktora gidiyorum demiş oluyorum. Bakın burada wohin için ne dedik arkadaşlar? Akusatif. Ancak şöyle bir istisnai durum var ki o da zu. Ben Almanca'da zu yapısını gördüğümde arkadaşlar bunu datifle birleştirmem gerekiyor. Neden? Bunu yanıtlayamıyorum arkadaşlar. Zu'yu gördüğümde ben mutlaka bunu datiflikle pekiştirmem gerekiyor. Bunu bu şekilde ezberlemekte fayda var. Şimdi zu ne olmuş? Der Arzt, dem'e dönüşmüş. Tıpkı burada olduğu gibi zum Arzt. Dolayısıyla ben doktora gidiyorum derken ich gehe zum Arzt demiş oluyoruz. Wohin demek ki baktığımızda evet akusatiflik. Ancak zu yapısını gördüğümüzde biz bunu datiflik olarak yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çoğu zaman yorumlarda neden sorusuyla karşılaşabiliyorum. Arkadaşlar bunu lütfen yanlış anlamayın ama yabancı dilde neden sorusu yok. Dolayısıyla bir yapı bize veriliyorsa bu neden böyle denildiğinde neden sorusu yok. Bu böyle denilmesi gerekiyor. Bu maalesef böyle. Evet, demek ki ben doktora gidiyorum derken ich gehe zum Arzt şeklinde yorumlamış oluyorum. Peki buraya baktığımızda Hause, değil mi? Hause, das Haus ev demekti. Ancak burada nokta nokta Hause demişim. Şimdi soru olarak bize wo bist du sorusu sorulmuş. Dolayısıyla ben evdeyim diyecek olursam arkadaşlar bu bir yapı. Yapısal olarak baktığımızda ben evdeyim derken ich bin zu Hause ben evdeyim anlamına gelmiş oluyor.
Yani dediğim gibi bu yapısal bir durumdur. Dolayısıyla bu şekilde ezberlemekte fayda var arkadaşlar. Şundan emin olun arkadaşlar. Bu yapıları bir defa bir iyice etüt ettikten sonra, iyice öğrendikten sonra artık bu neden böyle, bu artikel neden böyle diye soru sormuyorsunuz. Bu beyninize bu şekilde kodlandığından dolayı artık gerisin geriye çok kolay bir şekilde ilerlemiş oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Tecrübeyle sabittir. Ben evdeyim derken demek ki ich bin zu Hause demem gerekiyor. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Evet, nereye gidiyorsun? Diyeceğim ki ben eve gidiyorum. Bakın burada ich gehe nach Hause, ben eve gidiyorum demiş oluyorum. Demek ki ich gehe nach Hause neymiş? Ben eve gidiyorum. Şimdi arkadaşlar şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Bunu sanki duyar gibiyim. Ich gehe zu Hause olmaz. Zum Hause olmaz. Mutlaka ama mutlaka ich gehe nach Hause şeklinde yorumlanması gerekiyor. Bu bir kalıp. Bu şekilde ezberlenmesi gerekiyor. Demek ki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Ich gehe nach Hause şeklinde yorumlanıyormuş. Buraya baktığımızda Julia, bu bir kadın ismi. Evet, wo bist du? Neredesin? Evet, diyeceğim ki şimdi Julia'nın yanındayım, değil mi? Julia'nın yanındayım, onun evindeyim. Dolayısıyla burada ne yapacağım? Bakın arkadaşlar, az önce ne yapmıştık? Der Arzt için bei dem Arzt demiştik, değil mi? Dolayısıyla beim Arzt. Ancak burada özel isim olduğundan dolayı bu bir erkek ismi de olabilirdi, değil mi? Buradaki şekilde Julia'nın yanındayım da diyebiliriz. Dolayısıyla ich bin bei Julia'nın yanındayım demiş oluyorum. Ich bin bei Julia. Demek ki wo bist du? Neredesin? Julia'nın yanındayım. Ich bin bei Julia. Peki sağ taraftakine göre wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin gehst du? Julia'ya gidiyorum. Evet, ona gidiyorum. Bakın, ich gehe zu Julia. Demek ki ich gehe zu Julia, Julia'ya gidiyorum. Değil mi? Ancak şu olmazdı arkadaşlar. Bakın, ich gehe nach Hause, değil mi? Bu bir kalıp, eve gidiyorum. Ne dedik burada? Ich gehe zu Hause, yanlış. Doğrusu ne? Ich gehe nach Hause dedik. Burada da böyle bir durum. Ich gehe nach Julia diyemem. Ne diyeceğim demek ki burada? Ich gehe zu Julia. Bu bir kalıp. Bu şekilde ezberliyoruz. Demek ki wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Eve gidiyorum. Ya da Julia'ya gidiyorum. Ich gehe zu Julia. Evet. Das Kino. Burada das Kino neydi arkadaşlar? Sinema demekti. Wo bist du? Neredesin sen? Değil mi? Neredesin? Bakın, das Kino, wo neydi? Datiflikti arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka datiflikti. Wohin de öyle bir datif yönelimi olabiliyor. Ancak burada kesin ama kesin datiflik var. Dolayısıyla neredesin sorusu ben, bakın das ne olacak? Deyim olacak. In ve deyimi birleştir. Im Kino, sinemadayım, değil mi? Sinemanın içindeyim. Dolayısıyla ich bin im Kino denildiğinde sinemadayım demiş oluyoruz. Wo bist du sorusunun yanıtı demek ki ich bin im Kino'ymuş. Peki sağ tarafa baktığımızda wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın das Kino'dan dolayı ne olmuş? Ich gehe ins Kino olmuş. Demek ki arkadaşlar in ve das birleşmiş ins Kino olmuş. Değil mi? Ich gehe ins Kino. Dolayısıyla bakın burada ich gehe ins Kino derken ich gehe zu Kino. Hayır. Ich gehe nach Kino. Hayır. Başka başka yapılar yok. Demek ki ne varmış? Ich gehe ins Kino yapısal olarak baktığımızda emin olun belki daha da rahat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü belli başlı zaten yerler, noktalar, destinasyonlar var değil mi? Gideceğimiz noktalar var. Dolayısıyla burada da ich gehe ins Kino denildiğinde sinemaya gidiyorum demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım.
Das Museum. Das Museum. Ich bin im Museum. Ich bin im Museum. Ich gehe ins Museum. Ich gehe ins Museum. Das Theater. Das Theater. Ich bin im Theater. Ich bin im Theater. Ich gehe ins Theater. Ich gehe ins Theater. Der Arzt. Der Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Hause. Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Julia. Ich bin bei Julia. Ich bin bei Julia. Ich gehe zu Julia. Ich gehe zu Julia. Das Kino. Das Kino. Ich bin im Kino. Ich bin im Kino. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Sıradaki örneklerle devam edelim arkadaşlar. Burada die Bank, evet die Bank anlaşılacağı üzere banka demek. Wo bist du? Şimdi soruya baktığımızda neredesin? Bakın burada wo datiflikten dolayı die neye dönüşüyordu datifte? Dere dönüşüyordu. Dolayısıyla ben bankadayım derken ich bin in der Bank. Demek ki die ne olmuş? In der Bank şeklinde yorumlanmış. Neden? Çünkü sorumuz ne? Wo bist du? Neredesin? Ben bankadayım. Ich bin in der Bank. Peki, wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bu sefer bir yönelim var. Peki, yönelim olduğunda die'de herhangi bir dönüşüm oluyor muydu? Hayır. Aynı şekilde kalıyordu. Ancak tek bir fark. Su varsa, evet, orada bir dönüşüm vardı değil mi? Dolayısıyla ben bankaya gidiyorum derken ne diyeceğim arkadaşlar? Ich gehe zur Bank dediğimde demek ki ne olmuş oluyor? Bankaya gidiyorum. Değil mi? Çünkü ne demiştik az önce? Zu neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Ve dolayısıyla ich gehe zur Bank, wohin gehst du sorusunun yanıtı olmuş oluyor. Değil mi? Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar İtalyan. Evet hangi ülkeydi bu? İtalya demekti. Wo bist du? Neredesin? Sorusu. Wo bist du? Ne olacak bu arkadaşlar? Gayet basit bir şekilde İtalyan artikeli olmayan bir ülke. Dolayısıyla ich bin in Italien. Değil mi? Ben İtalya'dayım şeklinde yorumlanmış oluyor. Ich bin in Italien. Ancak wohin gehst du yerine wohin fährst du daha doğru değil mi? Çünkü yürüyerek gitmek pek de pratik olmayabilir değil mi? Sürmek denildiğinde kara yoluyla değil mi? Sürmek fahren değil mi? Ich fahre nach Italien denildiğinde ne yapıyorum? İtalya'ya sürüyorum. Ama illaki bu taşıtta benim kullanıyor olmam gerekmiyor. Ben yolcu olarak söz gelimi otobüste gidiyorsam ich fahre nach Italien de pekala diyebilirim. Ancak buradaki kilit nokta nach Italien değil mi? Ich fahre nach Italien. Asla ich fahre zu Italien ya da ins Italien. Bunlar asla ama asla kullanılmıyor. Demek ki ich fahre nach Italien. Ancak ich fliege nach Italien de pekala olabilirdi değil mi? İtalya'ya uçuyorum denilirken ich fliege nach Italien de pekala olabilirmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Friseur, der Friseur, evet mesleklerden der Friseur, bu da kuaför demek arkadaşlar. Fransızcadan gelen Friseur, evet. Ben kuaförün yanındayım diyeceğim. Dolayısıyla oradayım değil mi? Wo bist du? Ich bin beim Friseur. Bakın burada datiflik der Friseur ne olmuş? Dem Friseur olmuş. Dolayısıyla bei dem birleştir. Beim Friseur. Dolayısıyla ich bin beim Friseur. Kuaförün yanındayım. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe
zum Friseur. Bakın burada da bu sefer beim Friseur ne olmuş? Zu ve dem birleşmiş. Ich gehe zum Friseur. Oraya doğru gidiyorum. Kalkıp burada nach Friseur, ins Friseur demem. Ne derim? Ich gehe zum Friseur derim. Demek ki wohin gehst du sorusunun yanıtı ich gehe zum Friseur'muş. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Marktplatz, der Marktplatz bu pazar yeri demek arkadaşlar. Pazar yeri Avrupa ülkelerinde hele ki Almanca aslında birçok ülkede, birçok Avrupa ülkesinde var olan bir şeydir. Pazar yeri denildiğinde o şehrin merkezi kastedilmiş oluyor arkadaşlar. Ve gerçekten de burada pazar kurulabiliyor. Dolayısıyla ben pazar yerindeyim ya da pazar alanındayım diyecek olursak meydan yerine de geçiyor bu. Ich bin auf dem Marktplatz diyebileceğim gibi ich bin am Marktplatz da denilebiliyor. Demek ki ich bin auf dem Marktplatz olabileceği gibi ich bin am Marktplatz da olabiliyormuş. Bunun sorusu neymiş? Wo bist du? Neredesin sen? Değil mi? Neredesin? Ich bin auf dem Marktplatz ya da ich bin am Marktplatz. Tıpkı günlerde olduğu gibi değil mi? Ne diyorduk burada? Am Montag, am Dienstag şeklinde. Çünkü niye? An ve dem birleşmiş ve ne olmuş? Am Marktplatz şeklinde yorumlanmış. Peki, wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Pazar yerine gidiyorum değil mi? Pazar alanına ya da meydanına gidiyorum değil mi? Pazar alanı, meydana gidiyorum. Ne olacak bu? Ich gehe zum Marktplatz. Bakın zu ve dem birleşmiş ne olmuş? Zum Marktplatz. Dolayısıyla ich gehe zum Marktplatz. Pazar alanına ya da meydana gidiyorum demiş oluyoruz. Bunun da sorusu neymiş? Wohin gehst du sorusuymuş. Sonraki isme bakalım. Die Lederstraße. Evet bu bir özel isim. Straße neydi? Sokak, cadde anlamında. Leder bu da deri anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir özel isim olduğu için wo bist du? Neredesin? Bakın die Lederstraße datiflikte neye dönüşüyor? Dere dönüşüyor. Dolayısıyla ben evet bu özel isim olduğu için arkadaşlar Straße'ye dikkate almam gerekiyor. Dolayısıyla die ne olmuş? Dere dönüşmüş. Ich bin in der Lederstraße. Değil mi? Leder sokak demek. Yani değil mi? Özel isim ya da cadde. Ich bin in der Lederstraße. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun derken ne yapacağım arkadaşlar? Ich gehe. Bakın burada iki alternatif var. Birisi neydi? Ich gehe zur Lederstraße diyebileceğim gibi ich gehe in die Lederstraße de diyebiliyorum. Bakın bunların hepsi kalıp. Dolayısıyla zur Lederstraße ya da in die Lederstraße diyebiliyorum. Bunu, bu örneği ben şu şekilde de yorumlayabilirim. Ben mesela okula gidiyorum derken ich gehe zur Schule ya da ich gehe in die Schule, ikisi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir fark, herhangi bir anlam farklılığı yok. Dolayısıyla zur Lederstraße, in die Lederstraße ya da zur Schule, in die Schule değil mi? Okul örneğinde olduğu gibi ya da buradaki örnekte olduğu gibi herhangi bir anlam farklılığı yok. Evet, bunun da sorusu neymiş? Wohin gehst du sorusuymuş. Ve son olarak arkadaşlar, die Bushaltestelle, die Bushaltestelle arkadaşlar otobüs durağı demek. Neredesin diye sorulduğunda demek ki wo bist du sorusunu sormamız gerekiyormuş. Ben duraktayım, otobüs durağındayım diyecek olursam dikkat, ne diyeceğim? An neydi arkadaşlar? Eşiğinde, yanında anlamındaydı değil mi? Dolayısıyla burada an edatını kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ich bin an der Bushaltestelle demem gerekiyor. Bu da neymiş? Otobüs durağındayım denilirken demek ki ich bin an der Bushaltestelle denilmesi gerekiyor. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun sorusunun yanıtı otobüs durağına gidiyorum diyeceğim. Dolayısıyla die Bushaltestelle ne olacak? Zu ve der birleştir.
zur Bushaltestelle. Dolayısıyla otobüs durağına gidiyorum derken ich gehe zur Bushaltestelle demem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Bank. Die Bank. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Bank. Ich gehe zur Bank. Ich gehe zur Bank. Italien. Italien. Ich bin in Italien. Ich bin in Italien. Ich fahre nach Italien. Ich fahre nach Italien. Der Friseur. Der Friseur. Ich bin beim Friseur. Ich bin beim Friseur. Ich gehe zum Friseur. Ich gehe zum Friseur. Der Marktplatz. Der Marktplatz. Ich bin auf dem Marktplatz. Ich bin auf dem Marktplatz. Ich bin am Marktplatz. Ich bin am Marktplatz. Ich gehe zum Marktplatz. Ich gehe zum Marktplatz. Die Lederstraße. Die Lederstraße. Ich bin in der Lederstraße. Ich bin in der Lederstraße. Ich gehe zur Lederstraße. Ich gehe zur Lederstraße. Ich gehe in die Lederstraße. Ich gehe in die Lederstraße. Die Bushaltestelle. Die Bushaltestelle. Ich bin an der Bushaltestelle. Ich bin an der Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde wo bist du ve wohin gehst du sorularının yanıtını bulmaya çalıştık. Burada ne yaptık arkadaşlar? Çeşitli yerleri ne yapmış olduk? Artikelleriyle ve akusatif ve datife göre nasıl yorumlanması gerektiğini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.